Bakar mısın? Ablam, para ben, önemli para mi? Yoktu, önemli para yoktu, para döküldü cebinde. Para döküldü yani, lütfen. Şey ablam, ekmek para mı? Al, ekmek alıyorum. Al abla, al. Tamam, ben sana ekmek parası veririm canım. Yeter ki gözümüz gönlümüz tok olsun kardeşim. Ben başka bir şey demiyorum. Bitmedi. Sen bu Arnavutköy'de mi? Yapamazsın bunu. Arnavutköy, Tayyipçi, Tayyipçi. Tamam, hemen git. Lale, Tayyip babam dünya durdukça dursun. Git, götür beni, ellerini öpeyim, ayaklarını öpeyim. Bak abla, benim babam yok, tamam mı? Bak ben tek başıma evime bakıyorum. Baba para alıyorsun, hükümet sana veriyor özel babayı. Bir dakika, biliyor musun? Bana iyi kanıt göstersene. Bak, veriyor sana, fakirleri babası sana, olmayanlara. Veriyor, evet. Bizim köyde veriyor. Bizim köyde veriyor babası olmayanlar annesi. Senin köyün beni ilgilendirmez. Orası senin köy. Bak ben Arnavutköy'de oturuyorum. Bak benim babam yok. Tek. Vatandaşın gündemi nasıl? İyi bence, çok iyi. Herkes çok zengin. Yani ben fakir olduğunu düşünmüyorum. Gayet durum çok iyi. Biz reisten çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun. Biz memnunuz. Herkes zengin mi diyorsun? Evet, zengin diyoruz. Ben geçinemiyorum, fakirim diyenler var. Yok, inanmıyorum. İnanmıyorum. Hayır. Herkesin inanın evinin önünde son model araba var. Düne kadar kimsenin evinde kapısının önünde bir araba yoktu. Ben taşın Toki'de oturuyorum. Düne kadar orada kimsenin bir arabası yoktu. Şimdi herkesin kapıları galeriye döndü. Para olmasa millet şimdi Tok çıksın, herkes Tok alır. Para mı yok sizce? Yok. Var. Para yok. Var. Para yok abla. Ne para yok değil. Herkes ev alıyor, daire alıyor. Bak, gelen gideni aratır. Reisimiz çok iyi, biz ondan çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Olmasın. Benim gözüm gönlüm tok. Herkes araba var dediniz. Var, var. Bize olmayabilir ama herkes de var. Mazota gelen fiyattan sonra kapının önünde arabanın olması. Bakın, bir evde mesela 5 kişi varsa hepsinin arabası var ya. Hepsinin arabası var. Olmasın, razı olsun ama fakiri ezilmiş bir ekmek yok diyor teyzem. Fakir çok. Fakir ne yok? Fakir çok. Fakir. Bak Cem'de, bak Cem'de, bak. Tamam, olabilir. Bak, bak kuaförüm ben. Bak gel göstereyim, gel. Gel bak. Bak görüyorsun, bak. Bak kuaförüm. Tek cımbız taşıyorum. Para yok değil mi? Çocuğuma baş gelemiyorum kardeşim. Bütün millete baş geliyor. Allah razı olsun Tayyip babamdan. Biz memnunuz. Reisten memnunuz. Bakar mısın? Ablam, para önemli para mi? Para yoktu, para döküldü cebinde. Al. Para döküldü yani, lütfen. Şey ablam, ekmek alın. Para mı? Al, ekmek alıyorum. Al abla. Al. Tamam, ben sana ekmek parası veririm canım. Yeter ki gözümüz gönlümüz tok olsun kardeşim. Ben başka bir şey demiyorum. Ben evime para götürüyor muyum? Ben evime para götürüyor muyum? Götürüyor muyum? Ben çalışıyorum. Çalışırsan götürürsün şimdi. Asgari ücret kaç lira olur canım? Abla, asgari ücret. Bak, asgari ücretin anlamı yok. Bak ben evime para götüremiyorum. Bak ben çalışıyorum. Ama götürürsün, gencecik bir çocuksun. Ne var? Burada ne var? Bir dakika. 5500 lirayla vatandaş geçinebilir mi? Arnavutköy'de kiralar ne kadar? Tamam, kiralarımız yüksek ama diğerleri bunu düşürecek mi? O da var. O da var yani. Şimdi devlet asgari ücrete zam koyunca insanlar da onlara zam koyuyor. Kiraya zam koyuyor. Marketçiler şeyler ürünlere zam koyuyor. Şimdi devlet ne yapsın? Sizce devlet ne yapsın? Yani onun da hakkını yememek lazım. Bilmiyorum, reisi Allah uzun ömürler versin, ülkemizin başından eksik etmesin. Biz ondan memnunuz. Bak benim arabam da yok, kirada oturuyorum ama gözüm gönlüm tok. Ben bunu söylüyorum. Senin gözün gönlün tok ama benim değil, tamam mı abla? Bak. Ama olsun, bak, gece abla, bir bak, çocuk ablacığım, çalışırsın canım. Abla çalışıyorum, çalışıyorum. Sabah 8'de iş başı yapıyorum, gece 1'de eve gidiyorum. Benimde bir kuruş para yok. Bak, tamam, hemen gideceğim. Tut bakayım şunu. Ben 7 yaşımda simit kuyruğunda, pirinç yağ kuyruğunda bekledim de 40 yaşında, 50 yaşındaki sen sağcısın, sağcı çocuğusun diye tekmeledi beni, tekmeledi. Tayyip'e kurban olsunlar, kurban. Sen bitmedi. Bitmedi. Sen bu Arnavutköy'de mi? Yapamazsın bunu. Arnavutköy, Tayyipçi, Tayyipçi. Tamam, hemen git. Lale, Tayyip babam dünya durdukça dursun. Git, götür beni, ellerini öpeyim, ayaklarını öpeyim. Herkes de araba var. Olabilir. İstisnalar kaydı bozmaz. Olabilir. İstisna mı yani? Evet, istisna. Buradaki herkesin zengin mi? Zenginler, yani gördüğüm çoğu kişiler hep zengin evet, yani. Herkes fakirim diyor. Allah, fakiri de çok, zengini de çok, öyle değil. Tamam, istisnalar, ben diyorum ki istisnalar kaydı bozmaz. Sana bir zengin söyleyeyim mi? Kolun geri çek şöyle, kolun geri çek. Sana bir zengin söyleyeyim mi? Sabah kalkarsın, namazı kılarsın, Allah'a şükür edersin, kahvaltını edersin. Allah sana günün rızkını tayin etmiştir. Sen gün boyunca Allah'a vazifeni yaparsın, şükrünü yaparsın. Allah sana İdris Aleyhisselam'a verdiği sofranın yarısını verirse şükretmiyorsan sen nankörsün. Sen nankörsün. Sen nankörsün o zaman. Gel, bir seni öpeyim Allah. Öp beni.
Eğer ki bak bak ben 55 yaşındayım. 13 yaşından beri kadınım. 4 çocuk yetiştirdim. Ben acına çocuk yatırmadım. Çocuğu acına öldürmedim. Bugün çocuğumun yanındaki, masasındaki, kolundaki, sınıfındaki, iş yerindeki diyor ki ben açım. Benim oğlum da onunla aynı paraya çalışıyor. O da. Benim oğlum kirasını veriyor, faturasını ödüyor, evini geçindiriyor, tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Gezmesini de yapıyor. Açım, geçinemiyorum diyor. Sen kaç yaşındasın? 10 yaşındayım abla. Sen kendin için ne yaptın bu yaşa kadar? Sen ne yaptın abla? Ben 4 tane çocuk doğurdum, büyüttüm. Tamam, senin gibi 4 tane. Bak abla, benim babam yok, tamam mı? Bak ben tek başıma evime bakıyorum. Baban yoksa para alıyorsun, hükümet sana veriyor özel baban. Bir dakika, bana iyi kanıt göstersene. Bak, veriyor fakirleri, babası olmayanlara. Veriyor evet. Bizim köyde veriyor. Bizim köyde veriyor babası olmayanlara annesi. Senin köyün beni ilgilendirmez. Orası senin köy. 3 tane ev koyarak yardım yaparsın, benim ilgilenmez. Bak ben aynı köyde oturuyorum. Bak benim babam yok. Tek ne gideyim? Bir dakika köye gidemez, bir dakika. Köye gidemez. Sen niye gidiyorsun? Sen niye buradasın? Sen niye buradasın? Şu bana bakalım. Buyur abla. Bir dakika. Buyur, anlat. Baban yok mu? Baba öldü yok mü? Öldü. Allah mekanı cennet etsin. Annen var mı? Var. Başka kardeşin? Abim var. Abin var. Sen de varsın. Bir dakika, sen abla de varsın. Abla çalışır abla. Bir dakika, sen bana cevap ver. Sen bana cevap ver. Ne kadar maaş oluyor? Soruyor musun? Sen bana cevap ver. Maaş oluyor. Bak. Bak, Allah'a şükredeceğim. Ablacığım bir dakika bak, ben onu aydınlatıyorum bak. Sen bana söyle. Sen niye yaşamıyorsun? Sen bana söyle bakayım. Abin var, sen varsın, annen var. Başka? Kimse yok. Kimsemiz yok abla. Sen sana yetersin, kimseyi ne yapacaksın? Bir ikincisi. Bana cevap ver. Bana çalışıyorum. Şu ülkede enflasyon kaç, yüzde kaç şu anda bu ülkede? %100'ün üstünde değil mi? Bir söyler misin bana? Bakarak konuş. Şunu yiyecek. Çek ya. Enflasyon bu ülkede %80, o da yalan olur. %200 aşmış. Neyi savunuyorsun? Tamam, savunabilirsin ama Avrupa'da adam enflasyon %5'e çıktığı zaman dünya ayağa kalkıyor. Neyi bahsediyorsunuz siz ya? O zaman öldürün Tayyip Erdoğan'ı. Bir kilo varlığı yani. Olmuş 6-7 milyar. Neyi geçiyor? Asker ücret 5,5 milyar ya. Avrupa'nın birisinden sordum. Asker ücret orada 2,5 euro. Bir çay 2 euro. Ya biliyor mu? Bak bir saniye. Kardeşim. Bugün Arnavutköy'de 1 kilo olmuş 5,5. Asker ücret 5,5 milyar. Kardeşim bir dinler misin? Abim sen Avrupa adam sen. Siz diyorsunuz Avrupa, biz değil mi? Tamam. Biz Türkiye, biz demiyoruz. Biz enflasyonda bahsediyoruz. Enflasyonda. Ben de bak, ben de şunu sana söyleyeceğim. Bak. Bir şey daha söyleyeceğim bak. Ben iş yerinden kocam veremdi. Bak kocam veremdi. İş yerini bırak daha öncesi. Kocam veremdi. Ekmek yok. Ekmek yok. İş yok. Para yok. Ben sadece 4 tane çocuğum donup ölmesin soğuktan diye valiye gittim. 33 sene önce vali bana dedi ki kocandan boşayalım seni, babanın maaşına yazdıralım, emekli al. Bu mudur valim dedim, budur dedi. İyi dinleyin. Ben 7 kilometre yolu yürüdüm gittim. 7 kilometre yürüdüm geldim. 14 kilometre. Eve girdim. Kasım ayının 20-25 arası. Buz gibi ev, ben ıpıslak. Kocam yatakta. 4 tane çocuk, annem geldi. Kimisi emekliyor, kimisi yeni yürüyor. Ne yaptın diye bana kocam soramadı. Ben dedim ki ona. Benim kocam varmış, nikah altındayım, yardım alamıyormuşum dedim. Seni boşamamı söylediler diyemedim. O günkü de devletti, bugünkü de devlet. Yemin ediyorum, bu kadar millet şu insanlar mağdur ise gel ben yüzüme tükür. Doğru söylüyorum. Ya olabilir diyorum. İstisnalar kaydı bozmaz kardeşim. Sen gene gündemdesin de. Ben gündemden düşüyorum. Bak o bir dünya lideri. Böyle bir lider bir daha dünyaya gelmez. Gelmez diyorum. Gelmez. Bir kuruş param yok. Az ülkeye çıktı. Ama bak gözüm bak, ben de kiradayım. Tatlım ben de ağlamıyorum. Gençler bir saniye. Duran bak ben gençliği saniye. Bak gözümüz gönlümüz tok olsun kardeşim. Abim siz geçin. Geçinebiliyor musunuz? Var mı? Geçinebiliyor musun abi? Zor. Zor. Evet. Herkes zengin. Ya zengin değil. Bunlar yandaşlar. Onda para alıyor. Onda zengin. Valla para alıyorsun. Bir kilo almış 5 milyar. Bir para... Ama yapma.